Şimdiki örneğimiz ise dizilerle ilgili olacak arkadaşlar. Şöyle ki örneğimizi önce oluşturalım. File New Project. Şöyle Next diyelim. Command Line App yine. Şöyle sayı bulma diyelim. İsminden de anlaşılacağı üzere arkadaşlar bir sayıyı bulmaya çalışacağız. Şöyle ki elimizde bir tane dizi olsun. Şöyle sayı dizisi şeklinde bir dizi. İsmini sayılar olarak vereyim. eşittir new int diyerek bu new int array diyerek bu sayıları tanımlamak istiyorum. Bu şekilde tanımlayabiliriz. 1 2 5 7 9 0 şeklinde bir dizi tanımladığımızı varsayalım int aranacak diyelim ve onu da şöyle 5 olarak verelim ilk etapta. Şimdi sizden istediğim şey şu. Aranacak olan sayı sayıların içerisinde var mı yok mu? Bu işlem için en fazla 5 dakikanız geçmeli. Artık döngüleri iyice öğrendik, bir sürü örnek yaptık. Bu noktada uygulamayı durdurup işlemi yapabilirsiniz. Ben başlıyorum. Öncelikle daha önce yaptığımız, çözdüğümüz yöntemle yapacağım bunu. Boolean var mı? Eşittir. False olarak ilk etapta veriyorum. Yani sayı yok gibi vars varsayıyorum. Benim şimdi bütün sayıları dolaşmam gerekiyor. Bunun için bir for döngüsü işimi görecektir. int sayı, 2 nokta sayılar. Hatırlayın dizileri bu şekilde bütün elemanlarını gezebiliyorduk. Parantezi açıp ve kapadım. içerisine girdim. Burada diyorum ki eğer sayı eşit eşittir aranacak ise yani o anki sayı aranacak olan sayıya eşit ise o zaman sistem nokta out nokta print line sayı mevcuttur diyelim. Evet bu şekilde e, işlemi yapalım. Ya da burada bunu yazmak yerine şöyle bir şey yapalım. E, var mı yaptık ya. Var mı eşittir true diyelim. Yani sayıyı bulduk diyelim. Bu noktada break kullanarak break ile bir döngüyü bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani artık aramasına gerek yok, döngüyü bitir demek bu. Bu noktada turu yakaladığı anda yani var mı turu olduğunda döngü bitecek. Eğer hiçbir şekilde sayı aranacağı eşit olmazsa kısacası dizimizin içerisinde aranacak olan sayı yoksa zaten durumu false olarak kalacaktır. Bu noktada for döngüsü bittikten sonra if var mı ise yani true ise eşleşte true yazmakla bunu yazmak aynı şeydi. System nokta out nokta sayı mevcuttur bulduk yani. Yoksa o zaman tam tersi bir ifade yazacağız. System nokta out nokta diyerek sayı mevcut değildir dememiz yeterlidir. Bu noktada uygulamamızı çalıştırdığımız zaman bakın sayı mevcuttur diyecek. Ama olmayan bir sayıyı örneğin 6'yı yazsaydık bu sefer sayı mevcut değildir yazmalıydı. Nitekim öyle oldu.